Tekrar merhaba sayın seyirciler. Devre arası devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cenk Bayraktar. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk. Şimdi Turkcell en başarılı iş ortaklarını seçti. Turkcell Partner Program çerçevesinde Turkcell'le birlikte çalışan firmalardan en başarılı ürün ve servisleri geliştiren iş ortakları 9 kategoride bu sene ödüllendirilmiş. Bu senenin farkı bağımsız bir jüri var. Jüride Sayın Profesör Doktor Kerem Akin de var. Birazdan konuşuruz ama Turkcell Partner Program. Nedir Turkcell Partner Program? Turkcell Partner Program aslında Turkcell'in 9 yıldır uyguladığı bir program. Turkcell girişimciliği, özellikle tekno girişimciliği çok önemsiyor. Tekno girişimcilik derken fikirden bunun bir şirkete dönüşmesi aslında bir süreç. Hı hı. Bu süreçte küçük girişimcilerin bir yanında olmayı kendine bir görev olarak görüyor. Hı hı. Aynı zamanda da şirketlerin de zaten fikirlerini şirketleşmiş olan girişimlerin de kurumsallaşmasında onlara destek veren Turkcell Partner Programı 9 yıldır uyguluyoruz. Turkcell Partner Programı'nın içinde aslında birkaç tane kategori var. Öncelikle Gold ve Silver partnerlarımızı seçiyoruz. Bunlar en başarılı olan firmalarımız. Ve bir performans değerlendirme sistemi var. Senede iki kere firmaların performansları değerlendiriliyor. Yani siz sizinle çalışan firmaları aynı zamanda değerlendiriyorsunuz. Evet. Ne kadar başarılı oldukları konusunda. En iyi firmalar var. Dediğiniz gibi Gold var, Silver var. Bir de en başarılı operatör servis sağlayıcı iş ortağı olmayı kazananlar. Şimdi geleceğiz o diğer konulara. Fakat burada şimdi 114 başvuru gelmiş zannediyorum. Evet. Arasından elemek zor olsa gerek ama elbette sizler için belirli başarı kriterleri var. Evet. Hangi kriterlere göre değerlendirildi? Burada aslında birkaç tane çok önemli konu var dediğiniz gibi. Biz çünkü hem bu uygulamaları bizim fikir havuzumuzu beslemesi için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem de örnek oluşturmaları açısından da çok önem veriyoruz. Bu yüzden yenilikçi olma, yaratıcı olma, Türkiye'de ya da dünyada bir öncülüğü olması ve çok önemli olarak da iyi bir müşteri deneyimi vermesi. Yani çok basit kullanımı olması. Hayatı kolaylaştırması bizim için çok kritik. Aslında kriterler hep bunlar üzerinde. Evet. Bu yıl bu başarılı, en başarılı ürün ve servis ödüllerini bu yıla kadar hep Turkcell'de biz kendi bölüm olarak verirdik ve işte Turkcell'in içindeki organizasyon verirdi. Bunu ilk defa bağımsız bir jüriyle yaptık. Ve burada sektörümüzün önde gelen Sayın Profesör Kerem Arkin'in başkanı olduğu Mobilsat, Mobilsat başkanı, TÜTET, TÜBİSAT, ODTÜ'den, üniversitelerimizden, ODTÜ Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden jüri üyeleri oldu. Aynı zamanda Endeavor'dan da, yani girişimciliği Türkiye'de destekleyen Endeavor'dan da katılımcımız vardı. Böylelikle tümüyle objektif bir değerlendirme ortamı yaratmış olduk. Yani yeni yaratıcı olma, müşteri hayatı kolaylaştırma, Turkcell'de, dünya Türkiye'de öncü olma kriterleriniz var. Evet. Dediğimiz gibi isterseniz yavaş yavaş açıklayalım hangi kategorilerde hangi şirketler ödül almış. Şöyle en başarılı mesela mobil uygulamada Valensas, yemeksepeti.com bir iPhone uygulamasıyla ödül aldı. Aha. Bu çok başarılı oldu yani özellikle verdiği kullanıcı deneyimi açısından. Nedir burada? Yani aslında yemek sepetindeki siparişinizi tümüyle iPhone'unda veriyorsunuz. Fakat o kadar kolay verebiliyorsunuz ki aldığımız bilgiye göre yemek sepetinin siparişlerinin %5'i buradan gelir olmuş. Önemli bir rakam. Önemli aslında. Bir rakam. 163 bin kere indirilmiş. Hı hı. Ve önemli sayıda da sipariş alınmış birkaç yüz binler seviyesinde. Ondan sonra mesela en başarılı reklam uygulaması enteresan. Bu çok yaratıcı bir ödüldü. Bu aynı zamanda İMEA'da yani bu bölgede mobil pazarlama ödülü de aldı. Burada da Ronaldo Arda'yı bekliyor diye Clearman'in bir uygulamasıydı. Burada internette başlayan bir uygulama daha sonra IVR'la mobile tetikleniyordu. Burada tabii önemli bir kriter mobil teknolojileri de çok iyi kullanıyor olmak. Burada da Arda işte havaalanında Ronaldo'ya ulaşacak. Siz de onu IVR'dan şimdi sağa şimdi sola git diyerek yönlendiriyorsunuz. Ve sesinizi tümüyle algılayan ona göre de orada ses tanımayla yönlendirme yapan bir uygulamaydı. Çok sevildi. Evet. Hatta yani 700 binlerin üzerinde kullanıldı. Ürünün de cirosunda önemli bir artış yarattı benzer dönemde. Yine benim dikkatimi çeken en başarılı mobil ödeme Mobil Aidat.
Evet, o da mesela düzenli dernek ödemeleri vardır. Bunları almak da zordur. Aslında dernek üyesinizdir, ödemek de zordur. Burada Esile Soft'un evet, mobil aidat uygulaması sayesinde direkt aslında cep telefonu faturanızla birlikte bütün bu dernek üyeleri, aidat üyeleri, site ödemelerini direkt çok kolay bir şekilde böylelikle hani... Operatör yani Turkcell buradan ekstra bir gelir elde etmiyor mu? Burada belli bir komisyon alıyor buradaki firma. Aha, firma. Ve bu işlemden dolayı da gelen giden SMS'in parasını Turkcell alıyor. Burada ama aslında çok büyük bir kolaylık yaratıyor. Çünkü bunu aslında EFT ile de yaptığınızda önemli bir masrafı var. İşte kooperatif ödemeleri, spor kulübü ödemeleri, siyasi parti ödemeleri için birden aslında çok kullanılan bir ödeme çok tarzı. Hoş. Aile hekimi yani, kim var? Evet, o da bireysel iş ortaklığı servisi olarak. Çünkü aile hekimliği biliyorsunuz çok önem verilen bir program şu anda hükümetin. Burada da insanların aile hekimini öğrenmesi çok kritik. Buna da 69-98'e AH ve TC kimlik numaranızı yazdığınızda direkt nerede olduğu ve kim olduğu ve ulaşım nasıl ulaşacağınız bilgileri geliyor. Yine BlackBerry'ye özel bir uygulama Türk Hava Yolları evet, için bir ödül var. Neredeyim pusula ve gezensiz servisleri var. Pop Mobil bankacılık merchandising sistemi var. Arvento gümrük uygulaması deniyor. Evet. En başarılı mobil pazarlama kampanyası Doritos hisseli tatlar kampanyası olarak da ön plana çıkması. Evet. Hayatımızı gittikçe kolaylaştırıyorsunuz. Gittikçe telefonlara ve belki bir tuşa bağımlı hale geliyoruz. İşte yakında cepte şu anda yapılıyor zannediyorum akıllı evler değil mi? Telefonla evinizdeki sistemle çalıştırma hem onları vesaire yapabiliyorsunuz. Biz telefonu artık birçok şeyi kullandığınız tek mecra olarak konumlamaya çalışıyoruz. İşte dün de lansmanınızı yaptığımız işte telefonunuzu artık kredi kartı olarak da kullanabileceğiniz, evet, temassız ödemelerde kullanabileceğiniz Yapı Kredi ile bir lansmanımız vardı. Belki bir gün ona da mobil cüzdan diyoruz. Bir gün bence onları hiç kullanmayacağız. Parmak iziyle her şeyi ödeyeceğiz gibime geliyor. Son günlerde tabii daha çok operatörlerin bu televizyonda mercasına baktığımızda anayasalar konuşuluyor. Fakat biz bu tarafını geçelim. Daha sonra artık herhalde operatörler hayatımızı kolaylaştırmaya da devam edecek. Evet. Bundan sonra ne gibi yenilikler bekliyorsunuz? Turkcell'in bu alandaki öncülüğü hep devam edecek. Çünkü bu bahsettiğimiz ekosistemi devamlı besliyor. Ve işte 2002 yılından beri bu ekosistem gittikçe büyüyor. Buradaki şirketler gittikçe kurumsallaşıyor. Çok ciddi bir istihdam sağlar hali de gelmiş durumdalar. Ve ilk başta belli bir sektörle, belli bir konuyla başlayıp konularını çoğaltan çok sayıda firma var. Ve böylelikle de yeni insanlar işe alıyorlar. Önümüzdeki dönemde de özellikle yine cep telefonu uygulamalarında önemli yenilikler hazırlıyoruz. Finansal dünyaya bu yıl çok çok ürünler olacak. İşte bu temassız kredi kartı bunun ilk örneklerinden bir tanesi. Orada özellikle bu alışveriş deneyimini çok daha geliştirip çok daha kolaylaştırıp İnsanları alışveriş anında çok daha fazla bilgilendirdiğimiz ürünlerimiz önümüzdeki dönemde olacak. Finans sektörüne yönelik ürünler olacak. Özellikle zannediyorum bu pastanın daralmasıyla birlikte, bu bağlantı ücretleri vesaire düşmesiyle birlikte en çok size görev düşüyor burada. Hani teknolojik olarak hangi operatör daha fazla değil mi müşterisine ulaşabilir? Turkcell'in özellikle bu servislerdeki öncülüğü önümüzdeki dönemde daha fazla hayat kapsamını renklendirmek açısından da tabii ürün ve servisleri olan odağı gittikçe artıyor. Evet, Turkcell Partner programında böylece sizinle tanımış olduk. Bu programla belki bu ödüllerle de girişimcilik desteklenmiş oluyor. Bir şekilde biz bu firmaları da görmüş oluyoruz. Biraz değerlendirdik. Çok çok teşekkür ediyoruz Cenk Bayraktar. Ben teşekkür ediyorum.